Merhaba arkadaşlar, ben Atilla ve tekrar hoş geldiniz Total War Warhammer yepyeni bir serimizde arkadaşlar. Zaten başta yazdığı gibi evet hepiniz anlamışsınız ne olarak oynayacağımızı. Arkadaşlar bir şöyle bir göstereyim dedim, bak neler var neler var. Yani bu birkaç modlar buldum, yani çok harika süper modlar buldum arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan olacak diye düşünüyorum, yani gerçekten sizin de hoşunuza gideceğini diye eminim, yani bundan gayet eminim. Çünkü çok güzel modlar arkadaşlar, yani zaten oyun içine girdim daha da çok göreceksiniz. Şu anlık bir uluslar bakarsak İmparator, Averland, Wissenland, cücelerden Dwarves, Klanangrund, Kara Kadri ve Kara Kraka Drak. Ondan sonra Bretonyalardan efendim, Bretonya, Bordeaux ve Carcassonne, evet. O sonra Elflerden Wood Elves, Argvillon, Yeşildirler, Greenskins, Crooked Moon, The Bloody Hands ve Red Eye. O sonra Vampirlerden Vampire Counts, Von Karsten ve Musillion. Also Chaos, Warriors of Chaos, Horde of the Ever Watcher, Watcher of the One Eye. Bunlar ise inekler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da inekler. Yani dediğim gibi biz arkadaşlar başta okuduğunuz gibi bizler Greenskins olarak, yani yeşil deriler yapmak istiyoruz bu serimize. Şu karakteri... Ben bu karakteri çok enteresan buluyorum yani. Harbiden çok enteresan bir karakter. Grimgore Ironhide. Müthişen bir karakter. Şurada bir okuyabilirsiniz arkadaşlar. Detaylara bakarsak arkadaşlar şöyle şekilde. Hiçbir yardım istemiyorum AI'den falan. 40 dakika savaşlarımız. Ve zorluk seviyemiz en zor, yani Very Hard. Legendary yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi Legendary ile Very Hard arasında fark yok. İkisi de aynı şekilde Very Hard AI campaign yani. Legendary'nin sadece farklı olan şeysi, istediğiniz zamanda böyle kayıt yapıp da çıkamıyorsun. Ve benim ona ihtiyacım yok. Yani ben kendi kafama göre yani kayıt yapıp çıkmam lazım. Çünkü pek fazla uzun tutmak istemiyorum serilerimizi. O yüzden Very Hard'dan takılıyorum arkadaşlar. Bir de zaten ne var abi? Savaş esnasında pause yapıp ordularını yönetebiliyorsun. Zaten onu ben hiçbir zaman yapmadım. Yapmam da gerek yok bana. O yüzden Very Hard'dan takılıyoruz arkadaşlar. Zaten en zor seviyesi budur. Neyse, fazla konuşmadan arkadaşlar sinematiği izleyelim ve içeri girelim. The old world teeters on a blade's edge, but a steadying hand may yet save it. Is that my role? Alas, nothing is grand. I am merely a humble advisor to Grimgore Ironhide, the most brutal of Black Hawks. Even that bestial intellect recognized a use in me. Now I accompany his horde as we travel south, laying waste to the stunted and rival orc tribes alike. Deep in the Badlands, Gorfang Rotgut, master of Black Crag, challenges his superiority. Grimgore stands to take the whole of the old world as his prize. But first, he must vanquish Rotgut and take Black Crag as his new capital. Black Crag is yours, my brutal lord. Neyse, fazla dinlemeye gerek yok ki arkadaşlar ya. Hoş geldiniz şimdi. Oranın açıldı. Ben diyorum ne oluyoruz ya diye. Oy, kayboldu abicim. Şimdi arkadaşlar, yeşil derileri ben niye seçiyorum? Hatırlarsanız bundan bir sene önce ben Londra'ya davet etmişlerdi beni, bu Creative Assembly Sega. Orada
yani oyun çıkmadan önce bizlere sunmuşlardı. Yani Türkiye temsil edeni olarak bendim tabii ki. İlk yani hack işin arasında ilk olarak bendim. Sonra farklı YouTube'cular da vardı tabii ki. Yani İngiltere'den, yani Fransa'dan, Almanya'dan, işte şuradan buradan dekine. Orada işte masa üstünde olmuş, hatta bunu ben anlatmıştım ilk bölümde de, neyse yine anlatayım. İşte masa üstünde oturup konuşuyorduk işte. Ya ben dedim bir şey farkına vardım dedim şimdi. Creative Assembly elemanlardan birinin, yani patronların birine konuşuyorduk. Şimdi Bretonya'ya bakıyor dedim, anladım yani. Adamların şivesinden anlaşılıyor Fransız olduklarını dedim. İmparatorluk da onların şivesinden anlaşıldı. Onlar da Alman olduklarını, Kislev, Rus, oradan anladım dedim. Vampirlere bakarsak zaten vampirlerin tarihi herkes bilir yani, şey ya Romanya ya Macaristan, ama daha çok Romanya tabii ki. Şimdi Macaristan niye diyorum, çünkü orada o zaman bir kraliçe, prenses vardı, Elizabeth miydi adı, unuttum tam olarak. Elizabeth olmasa da, neyse gene de var yani. Efendime ya işte şu bu dekene dedim, acaba bizim Türkler kim oluyor dedim, tamam mı? Ya içimde bir his vardı yani, içimde bir his vardı. Kadın yani hiç bir saniye bile düşünmeden hemen bana baktı, hemen o anda hemen cevap verdi. Sizle yeşil derisiz dedi. Öyle deyince yani bir an tabii ki gıcıma kaptı da, bir anda da yani bu bir gerçek yani. Adamlar yani şimdi ne yapayım, adamı döveyim yani. Yani efendim anlatabildim mi yani, şimdi ne yapayım? Neyse dedim ben de, for the horde dedim ben de, yani for the horde yani. Yani horde Türkçesi sürü olması lazım yanılmıyorsam. Veya da göcebe yağmacı topluluk denir işte, yani sürü. Biz büyük yani savaşçılarız yani, bizden korktukları için yani böyle olarak işte düşüncelerini böyle yapmışlar adamlar, ne yapayım ne diyeyim yani. Yani benimle bir şey değil. Yani biz bir şey yapamıyoruz bu konularda. Adamlar böyle görüyorsa böyle görüyorlar, ne yapalım. Efendim be. Ama işte enteresan buluyorum çünkü oyuna bakarsak şimdi. Yani oyundan konuşursak bu yeşil derili orklar vahşi savaşçılar. Baksanıza adamların hepsi böyle yani büyük yani böyle tehlikeliler. O yüzden o şekilde yani hoşuma gidiyor gerçekten. Yani öyle düşünerekten çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki sonradan politika araya sokarsanız o ayrı bir şey. Ben onu düşünmemiyorum. İlgilendirmez beni. Neyse biz şuna hemen bir dalış yapalım abi. Slaughter Captives. Merhamet yok. Ready for murdering. Ready for murdering. Melee atak verelim buna. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz geri çekelim, tamam mı? Şimdi niye geri çıkmak istiyorum biliyor musunuz? Çünkü ben biliyorum ki bu takviye verecek. Şöyle gelecek abi. Bununla beraber saldırırlarsa bana bunun işi bitebilir diye düşünüyorum, o yüzden geri adım atayım ben böyle. Aynen böyle yapayım abicim. Yani emniyet alalım kendimize. Şimdi şöyle bir binalara bakalım. Şunu şimdi yapmayayım. Obedience artı 4 yani. Şimdi bir de İngilizce yağması, yani Türkçe yağması yok. Neden sorarsanız, dediğim gibi modlardan dolayı arkadaşlar. Modları şimdi karıştırmak istemiyorum modlarına. Türkçesine geçersem direkt ben bozar. Yani isimleri falan, statistikleri neyi göstermez. O yüzden İngilizce de takılıyoruz. Eğer anlamazsanız Google Translate'den çevirebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Bir de İngilizcenizi geliştirmiş olursunuz yani bu konuda da. Güzel olur yani, öğrenirsiniz. Bir dilden fazla bilmek daha iyidir yani. Biz abi buna gidelim ya. Bu bayağı bir güzel para veriyor ya. Buna gidelim. Bir de direktmen bir ordu daha kuralım. Madem bundan şimdi birimde kuramıyoruz. O yüzden bir ordu daha kurmak daha akıllıktır. War save diyor. Intellect diyor. Ork War Boss. Burada güzel. Geç, ben şaman istiyorum ya. Great Shaman. Northing Goblin War Boss diyor. War Boss Ork Great Shaman. Wow. Şaman. Şimdi biliyorsunuz eski dinimiz, Tengri'miz, yani İslamiyet'e dönmeden önce tabii ki, ve hatta Hristiyan'mış da, bazıları varsa Hristiyan, Yahudi, ne bileyim neyse. Ama çoğu toplum Türklerin toplumu biliyorsunuz, Müslüman da.
Ama ondan önce Tengirizm dini vardı biliyorsunuz, ona inanıyorduk. O zaman aramızda şamanlar falan vardı biliyorsunuz. O yüzden yani yani Yeşildere işte mantıklı olarak yani bizleri benzetmeleri yani o konuda zaten açık net gösteriyor yani. Bildiğin gibi savaşçı olmaları yani böyle. Asıl ne bileyim ben alınmıyorum yani geçkisi bu yani ben alınmıyorum hiç umurumda bile değil yani. Durdum ya da ağlayayım mı? Bu sadece demek oluyor ki bizlerden bayağı bir korkuyorlar yani ki adamlar böyle yapıyorlar. Madem o zaman kafana takıyorsun o zaman sen de bir şeyler yap. Sen onu o zaman onlara öyle başka bir şekilde göster. Öyle değil mi? Harika. Acayip ya. Şimdi abi şöyle mi gitsek? Evet. Şunu alalım şöyle. Beni kullan diyor. Ayıp ettin yavrum. Kullanırım seni. No problem baby. Şuna ben geri çekileyim. Ya nasıl sevilmez ya bu adam baksana. Arkadaşlar biz direkten şuraya saldıralım. Burayı alalım. Tabii ki hakkımız yani ilk başlangıçta talan edelim. Para kazanalım biraz. Ondan sonra tekrardan bir dalış yapacağız diyeceğim de o da olmadı. Oh no. Şöyle gel yavrum. Kendine gelirsin şöyle. Ha. Ay abi ya. Ben şunu getireyim şöyle. İyi ki bak kurmuşsun bunu. Bunun hiç gerek yok. Bu çok kötü bir birim. Hatta okçular lazım değil mi? Bir tane okçumuz var mı sadece? Şimdi bunları arasam bakarsa bak. Misal demiş 21. Bu 16. Çok berbat. Şu daha iyi. Bu arada arkadaşlar ne mod kullanıyorsunuz diye soracak olursa aranızda aşağıda yazıda bakarsanız hepsi linkli olacak arkadaşlar. Şuna girelim arkadaşlar tekrardan. Normal okupa yapıyor sadece. Oo, bak neler açtık. Your territory expands, savage lord. Yet there are many lands to conquer. In time, I foresee war with the greater tribe. Tamam, sus yavrum, sus. Use me. Bak biz aslında bunlara karşı da savaşıyoruz da. Ama ilk önce bunları yok edelim, ondan sonra oraya gideriz diye düşünüyorum ben ya. Abi ne var burada? Income, güzel. Fena değil. Aa şurada da varmış baksanıza. Red Fangs. Bak bir de burada var. Ulan bunlar bayağı bir büyükmüş hanım. Bunları yok edeyim hemen. Şöyle yapayım. Obedience ya. Eksi 7 oluyor ya. Ama bayağı bir güzel para veriyor. O da güzel aslında da. Nasıl olsa oradan asayiş falan yaparız ya, sıkıntı yok. Sen abi ordu kuramıyor musun sen? Evet kurabiliyormuşsun, çok güzel. Hatta bunu iptal et. Ordu kursam daha iyi, mantıklı geliyor bana. No! Niçin öyle oldu ya? Allah Allah.
Doğru ya, bu şey global, lokal değil, o yüzden. O yüzden iki tur veriyor bana. Anlaşıldı abicim, o zaman şöyle yapalım. Evet. Beklesin bakalım. Iron Rock'a doğru gideceğiz arkadaşlar. Lütfen bir ordu daha kuralım arkadaşlar. Big staff. Income from all buildings. O gerek yok. Ugly. Ah, şu Orc War Boss yapalım ya. Rartuk, Black Biter ve The Snorko. Dur bakayım. Intellect diyor. Hero Save Defense. Ambush Defense. Okay. Melee Attack. Enemy Hero Action. Success Chance. Güzel. Ben bunu istiyorum. Düşman ajanlar bizi kolay kolay kesemez yani. Şunları kuralım hemen. Harika. Non-aggression pet. Abi olmaz. Buraları ben alacağım. Ambush discovered. Neredeymiş lan bu ambush? Zaga. 18 birim. Buna bayağı bir kırık birimler. Dur bakayım. Mızrakçılar çok bunlar elinde. Yani biz bunları rahat rahat keseriz yani aslında da. Ondan sonra biraz fazla oldular şimdi ya. Dur bakayım abi, aslında biz bunları sayma, bunlar bayağı bir yıpranmış haldeler. Geçin, burada var 2 4 6 tane kılıcı oluyor. Bak bizim mesela şöyle bakarsa bunları karşılaştıralım. Melata 26 26 değil mi? Defans da 26. Bunların ne ki abi? 20 26. Aha. Sıkıntı yaratabilir ya. Abi biz yine de deneyeceğiz ya. Belki yenebiliriz, belki de yenmeyebiliriz de. Dur bakalım. Calvary, tamam. Bir deneyelim. Evet arkadaşlar, savaş muhabbeti hoş geldiniz. Ben bunu bir deneyeceğim ya. Dur bakalım. Ne yapacağız, ne diyeceğiz? Bir hep beraber izleyelim şöyle. Hadi yavrular. Buraya niye uçmadı bu? Ha, otur yerine. Ha. Uç abi. Aha, dur şimdi anladım ben. Dur bir dakika. Şöyle bir daha deneyelim arkadaşlar. Reset yapalım. Şöyle bir uçalım arkadaşlar hep beraber. Allah Allah. Olur lan. Çüş. Şu an nereye kadar uçuyor? Ya, yanlış attık onu ya. Dur bir dakika. Tekrar atayım şunu. Ya da boş ver bunu ya, dur. Aman. Kaçırıyoruz ikide bir. Harika. Harika. Sen şöyle gel abi. Sen şöyle gel. Thank you.
Hadi abi, hadi abi. Güzel saldırın ha. Sen gel abi ha. Şu mızraçları hemen kesersek çok süper olur ya. Hadi yavrularım, hadi yavrularım be. Yakala abi onu ha. Şunlar arkasına bir dalış yapalım arkadaşlar. Şuradaki onları yakaladık herhalde. Gel lan lider. Hadi abi. Şuradaki orduları yok ederim hemen. Harika. Bunlar kırıldı arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şöyle gel yavrularım. Gel abi, gel gel gel. Şöyle gel, şöyle gel lan. Şöyle gel. Harikasınız, harikasınız. Orayı kırdık. Şura lazım bize. Acil. Say my name. Hay. Tamam, bunda kırıldı arkadaşlar. Gel abi şöyle yardım et. Gel abicim. Onları yakalayamadın mı halen? Yok, yakalayamadık ya. Şunları var ya, tamamen yok etmemiz lazım aslında, biliyor musunuz? Ay ay. Bunları nasıl çabuk yok edersek o zaman bizim için daha iyidir aslında. Lan boys. Orada bizim bir tane birim kırıldı. Şimdi düşman şey geliyor, takviye geliyor ama bakalım yetişecek miyiz biz. Hadi lan gözünü seveyim ya. Gel abi şöyle, gel şöyle. Gel abi, gel. Boş. Hadi hadi lan, hadi lan, hadi lan. Birimler kırılmayın, Allah aşkına kırılmayın. Bizim Grimgor orada çok fena savaşıyor. Düşmanların generallerini kesersek en azından biraz rahatlarız, biliyor musunuz? Abi sen şunları gel. Heh. Abi sen şöyle bir dur. Tekrardan ateş et. Heh. Kendini kafana göre vur abi. Yok, yakalayamıyoruz biz onları ya. Allah kahretmesin değil mi? Neyse, en azından oyalıyoruz. O da iyi yani. Hadi abi, hadi abi. Hadi güzel yavrum, hadi güzel yavrularım. Hadi benim güzel yeşil dirillerim. Huhu! Gel abi, gel gel. Gel gel. Nasıl kırıldıysanız geri gelin. Benim bir tane elit savaşçım var. O herhalde çok iyi iş yapıyor ama o da kırılmak üzere. Vur abi bunu, vur abi bunu. Güzel, generalleri kesildi arkadaşlar. Şimdi belki biraz şansımız olabilir daha çok şimdi. Bayağı bir feci bir savaş var ya. Abi ben böyle seviyorum ya, böyle challenge, biliyor musunuz ya? Böyle zorlu savaşlar ben çok seviyorum ya. Yine sanki böyle ne bileyim böyle şey veriyor bayağı. Oo, bir de kazandık mı, hele hele hele. Oy 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 oy. Ohoho. Mükemmel. Böyle savaşlar gerçekten adam böyle şapsıyor ya. Orduların ne kadar çok olmasına rağmen
Kazanmayı becerdik ya. De şu 417 adam kesmek bu ne demek ya? Bu ne ne? Yani bizim Green Goblin'in maşallah 100 adam kesmiş ya. Şu ölmedi öyle mi? Okay. Tabii ki hepsini kesiyoruz abicim. No mercy. Of, büyük bir darbe verdik onlara ama yok olmadılar tamamen. Gel yavrum böyle. Gel şöyle yavrum. Anlaşıldı. Kimi kursak? Çocuk bunu. Ha bu normal süvari. Bu da kurtlar üzerinde okçular. Bir de biz normal süvari mi yapsak? Ya şunu yapalım. Nice, 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 nice. Wow. Ah, bu nasıl da yaralandı abicim. Güzel, güzel, güzel. Bunları yiyelim ya. Yok ya. Leadership. Enemy killed in battle. Nice. Güzel şeyler açıldı ya bize. Dur bakalım ne yapalım arkadaşlar. Evasion chance when using the underworld. Yok onu gerek yok. Income from raiding. Artı 3. Güzel. From looting settlements. Güzel. Looter. Şurada bir loot yapalım abi. Tekrardan girişelim şöyle. Mesela okupa yapalım. Güzel, görevimiz hazırlandı. Burayı repair yapalım arkadaşlar. Ondan sonra bir saniye şöyle bakalım ne kuracağız buraya da. Growth, evet. Burayı büyütmemiz lazım bu bölgeleri. Wow. %15 yani silah gücü arttırdı. Harika. Abi burada kim var lan? O ne lan? Ah shit. Bunu kaybedebiliriz biz bu şamanı ya. Cüceler geliyor ya büyük bir orduyla. İyi olmadı bu bize. Beş birim ya hiç iyi olmadı. Yani bunu kaybedeceğiz biz muhtemelen bu şamanı da ama biz aslında bundan bir geri çekelim daha iyi olur. Bakalım, şöyle gidelim. Boş boşuna ölmesin zavallı. Sen abi hemen buraya gel. Çünkü orada yapacak bir şey yok. Bize mecbur ordu kurmamız lazım ki oradaki cücelere karşı. Harika. Şimdi böyle bekleyelim. Bloody Spears. Yani en azından burayı talan ederler yani cüceler ve tabi ki alabilirler de. Bakacağız. Ha iyi, konfederasyon katıl diyorum, evet diyorlar. Güzel, hay.
Para isteyeyim bunlardan abi. İyi olur ya, konfederasyon. Yani... Skabiyay! Güzel. Birkaç yeni bölgeler geldi elimize. Hatta birkaç tekene bayağı bir geldi canım. Harika, müthiş. Müthiş, müthiş. Şimdi... Asıl yapılacak şey burada ne? Neymiş? Obedience, güzel. Aslında güzel o. Bir dakika abi. Bize ne lazım? Tinker Bench. Tinker Bench. Tinker Bench. Burada yok ha. Tinker Bench. Nope. Ha. Şu lazımmış da bunu açamıyoruz henüz. Niyeyse. O zaman biz... Evet, şimdi anladım. Birkaç şeyler daha yapmamız lazım. Ondan sonra açabileceğiz onları. Yani demek oluyor ki bu lazım. Bu var burada. Tamam, anlaşıldı. Büyümesi için bunu yapsak mı yoksa bunu mu yapsak diyeceğim. Gelir için yoksa bunu mu yapsak? Evet, bunu yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi... I'm special. Ben özelim diyor. Bunlara şimdilik bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Feel the power. Şunlara bir bakıyoruz arkadaşlar. Zaten bunlara savaşmamıştık. O yüzden şurada birkaç birimleri ben yok etmem lazım. Çünkü bayağı bir ekonomi sıkıntısına girmiştik. Konfederasyona katıldıktan sonra. Şunlar güzel birimler ama bunları yok etmek istemiyorum da. Kaç paraymış tutması? 109 lira. 130 lira. Bunların zaten işi iyi değil ya. Spend yapıyor. 304. Şöyle yapalım abi. Mecburuz yani. Yası çok sıkıntılı olur. Ordularımız. Evet, dediğim gibi cüceler oraya saldırır dedim. Aynen öyle yaptılar. Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta bir düşman yok. Kaç tane düşman var yani? Oyun başla başlamaz. Talan ettiler orayı değil mi? Barak var ve Dwarves. Konfederasyon yaptılar. Yani. Ben bunu alayım, şöyle kaçayım oraya doğru abi. Start the war. I will not disgrace my ancestors. Şimdi abi ben şunu yakalasam diyorum da. Şimdi 16 birim var değil mi burada? The tribe's ready. Bu burada dursun abi. Ne yapalım biliyor musun? Evet. Alalım bundan, direktmen takviye verelim oraya doğru. Evet, daha şöyle yapalım hatta bir saniye. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sese bak ya vallahi, gel de gülmeyin mi? Şimdi şurayı götürelim biraz, güzel. Paramız bitti. Şimdi alalım arkadaşlar şunu. Dediğim gibi ben bundan çekilirsem şunlar gelir saldırabilir yani Iron Rock'a. 5 birimiz var orada. Yeterli mi bilmiyorum ama.
Hay hay hay. Şu gelsin en azından emniyet alalım. Anlatabildim mi yani? Yapacak bir şey yok abi. Buraya talan üstüne talan ederler şimdi. Imminent rebellion. İsyan diyor yani. Gork or Morg. The last were wondering which of the gods. Some of the boys want to shout Morg because he's brutal cunning, while the others want to start with gods because he's cunningly brutal. Frightens all forces. Frightens artı 4 diyor. Bu da diyor artı 3 diyor. Gork. Gork's the best, Nuff said yani. Morg's the best, Nuff said. Bu artı 4 veriyor, bu da artı 3 veriyor. Tabii ki o zaman Gork abicim yani. Daha basit. Şimdi bunları yok etmek için şöyle bir yaklaşayım diyeceğim da. Nereye gittiniz lan siz? Gel abi şöyle. Tamam. Gezen şunu abi. Hatta şuna mı? Yo, burada geç ordu geliyor. Onları birleştiririz. Abi mecbur bundan kurmam lazım ben ordu biraz ya. Oy. Of çok pahalı bunlar ya. Paramız da yetmiyor ha. Ne yapacağız? Bir tane bundan mecbur. Rebellion. İsyan çıktı abi. Yapacak bir şey yok yani. İsyan çıktı mı çıkar. İsyan çıktı. Tamam şimdi şöyle bir yapayım abi. 16 birim burada var değil mi? Demek oluyor ki bize biraz daha şunlardan lazım. Ve süvarilerimiz mi lazım artık? İki tane süvari var. Bir tane daha olsun abi. Bir de atokçu olsun şöyle. Atokçu deken yani kurt otçu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Let's go. Şimdi şunları yok etmek için şöyle gidelim arkadaşlar. Yes, you're special baby. Nereye gitti lan bu? Yanlış yaptım ben ya. Neyse. Şöyle gel abi. Yanlış adam kurma. Şöyle yapalım arkadaşlar. Seni şuraya gel. Paramız yok mu yoksa? Tamamen bitti. Evet, bunlar tamamen bizim toprakları yani talan etmeye geldiler ya. Şimdi normal dwarfslar geldi. Habo, sentiment sect. Olası
Bilen bunları ha. (gülüyor) 14 birim bunlar. Biz sadece 14 13 birimiz. Olmaz. Black Venom United Against Us ne demek ya? Black Venom. Abi bunlar niye bana karşı savaş açtı ya? That's all we need. More boys to soak. Tamam, kendilebilir yani. Ne diyeyim yani? Cücelerin tarafını tuttular bunlar ya. Neyse. Do not sully my presence any longer than you must. Ve şu cücelerinden abi ben barış yapmam lazım yani acil. Payment. İşte en azından tamam. Biraz rahatlamam lazım yani ben her taraftan savaşamam ki ya. Çok düşman var abi. Bak şimdi Klan Angur'un da var abi. Bir de bunlardan bir temasa gideyim. Şöyle bir Klan Angur'un ha. I am revenge incarnate. Jeez, güzel. Know this and weigh your words. O da olmadı neyse. Peace. Payment. 500 lira. Güzel. Güzel. Onlarla da barış yaptık. Şimdi bakın başka kim var abi. Düşman olarak. Red Fangs, Black Venom ve Karak Azol. Orcs come seeking. Karak Azol'u yok edeceğiz o kesin. Şu Black Venom hayret. Yani aynı ırk olmamıza rağmen adamlar düşmana katılıp bize saldırıyorlar. Neyse şimdi yine de güzel şeyler elde ettik ya. Yani büyük düşmanlardan yani barış yapabildik. En azından o yani bir şeydir yani. Ya size çok işimiz zordu yani. İşimiz bayağı bir zordu abicim. Ben şuraya şunu kurayım değil mi? Evet. Ekonomimiz azaldı ya. Abi buraya da şimdi saldırırlar bunlar ya. Ya. Neyse onlar talan edilsin. Yapacak bir şey yok. Yani adamlar büyük bir orduyla hedefleri belli. Aldılar burayı lan. Wow. İnanılacak bir şey değil ya. Evet arkadaşlar şimdi hoş geldiniz Savaş Mavize. Şimdi özelliği bak moddan görüyorsunuz. Artık eskisi gibi değil. Küçük kasabalar saldırsalar bile ne? Yani kasabaya saldırmış gibi anlamına geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel yapılmış yani bu mod. Önce de sadece normal karadan böyle saldırıyorlardı. Ta ki büyük şehirlere saldırı diye saldırıya kanalar. O zaman böyle bir şehir kuşatması görebiliyorduk. Şu an küçük kasaba olsa bile ne gene de şöyle güzel bir şekilde yapmışlar bak görüyorsunuz. Harika ya. Biz ordularımız şöyle biraz geriye çekilelim arkadaşlar. Düşmanlar. Şimdi okçular mokçular var ya. Onları biz kandıralım şöyle. Hatta şuraya doğru çekeceğiz onları. Aha. Göründü. Göründü. Ay ay. Geliyor düşman abi. Şurada kıstıracağız onları. Hadi abi. Hadi abi, hadi hadi abi, hadi 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 hadi. Şöyle bir etraflarını yoklayalım şöyle. Sen şöyle gel yavrum. Şunları kolla. Gelse okçular bize ateş edecek. Hah.
giriş abi. Ha şöyle arkadan, önden bunları kıstıralım abi böyle güzelce. Ha siz de onları yakalayın abi. Hadi kurban. Aferin size be. Güzel bir plan yaptık orada. İnşallah planımız kırılma oğlum, kırılma lan. Geç adamlara, generallara var ya işte sıkıntı olan o ya. Sıkıntı olan o abi. Adamlar, generallar olması. Hadi abi, hadi abi, hadi hadi. Kırıldı lan onlar ya. Hadi be. Adama damage bile veremiyoruz be. Ay 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 ay. O da kırıldı. Neyse. En azından denedik ya. Baksanıza bir general her şey demek ya. Oğlum kanlar içinde kaldılar yok. Ama güzel taktikli uygulama yaptım ama işte yeterli gelmedi ya. Güçlü birimlerim olsaydı olurdu da. Lan. Abi kaçıyorlar hepsi yok. Hepsi kaçıyor yok. İş bitti. Harbiden var ya çok güzel bir taktikti ya. Neyse, en azından denemiş olduk ya. Sentinel lost. Where's my thief? The man thief. Ne oluyor lan bu? You want your thief? Okay. Extra thief, leadership. Para veriyor ama eksi 5. Evet, the man thief. Nerede benim? Ne oluyoruz oğlum? Oğlum mecbur yiyeceğiz bunu. Gel yavrum. Şurayı bir alalım arkadaşlar. Harika bir para aldık buradan. Nice. Tekrar dalış yapalım ve occupy. Hadi abi şunları da yakalayalım en sonunda ya. Harika, harika, harika. Müthiş. Şimdi biraz buralar biraz emniyet aldık değil mi? Biraz emniyet aldıysak abicim şöyle bakayım. Aha. Şöyle gelelim. 3'ten birim kuralım burada. Obedience abicim, obedience lazım burada. Income güzel. Boy,
Bundan gidelim abi böyle. Şuraya doğru gidelim. Tef snatchers yok olmuş. Wow, Mork sees it. Okay. Imminent rebellion diyor. Grant a request diyor. A stranger comes diyor. Ah, chaos. Yok abi biz bunları istemiyoruz. Refuse this creature. Harika. War yani en sonunda geldi abi. Ben bunlara şimdi hemen bir hedef vereyim. Zoom to host army. Set warp target ha. Gel abi şuraya. Çabuk ol oraya doğru. Aa yo yo. Aa geç burada küçük orduymuş tamam. Yok. Aha orada da varmış ya bir saniye. Set warp target ha. Gel abi böyle. 10 birim. Bunlar 13 birim. Şöyle yapayım abi hızlanayım şuraya hemen geleyim ya. Baksanıza adamlar oraya saldıracaklar. Tamam kullanacağım seni de bir saniye. 1600. Burada 7 birim var abi. Ne yazdı bura? Dokkaraz. Bayağı bir birimler var. Güzel. Biz buraya emniyet aldık herhalde. Dokkaraz'ı birazdan büyütecek yoksa. Neyse şöyle bir bakayım abi bir saniye. Ne yok. Evet aynen öyle biz buraları büyüteceğiz şimdi. Saldırıya geçtiler ama ben buradan bırakmam lazım çünkü bayağı bir oynamıştık arkadaşlar. Vaktimiz doldu. Güzel oldu diye düşünüyorum ya çünkü bayağı bir şeyler elde ettik ya. Yani ilk bölüm olmasına rağmen bayağı bir genişlettirdik topraklarımızı. Zaten diğer düşmanı orkları yok ettik yani onları bir bölgelere kaldı. Ondan sonra bu ordu yok ettikten sonra başka bir ordu daha var onları da yok ettikten sonra bunların da işi biter yani. Diğer bölümde yani bunları tamamen ben bitirmiş olurum. Yani garanti verebilirim yani onu. Evet arkadaşlar bakınız biliyorsunuz ki çoğu seriler hani şöyle anlatayım. Çoğu serilerimiz neden yarı yolda bırakılıyor? O da like'lar azaldığı için arkadaşlar. Like'lar ne kadar az geliyorsa yani seriler o öyle şekilde çabuktan biter. Ama ne kadar çok like verirseniz yani biz en azından böyle serilerimize bölüm başı 100 like'tan fazla isteriz. Yani 100 like'tan fazla geldi mi daha hızlı şekilde seriler gelir arkadaşlar. Ama like'lar gelmezse o zaman seriler biter. Fakat ben karar aldım yani yine de ben bu seriyi bitirmek istiyorum yani bu yeşil derilerle şimdi başladıysam sonuna kadar devam edeceğim. Başka bir ulustan başlamam sadece yeşil derilerle oynayacağım. Ta ki Warhammer 2 gelene kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar. İşte onun için ricam sizden arkadaşlar lütfen şu like basalım yani esirgemeyin yani basın. Üşenmeyin basın like'a. Ondan sonra tabii paylaşım yapın arkadaşlar. Yeni gelen kanalımıza hoşuna gittiyseniz abone olabilirsiniz. Ve ikinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.